Türk Meneli Televizyonu'nun değerli izleyicileri günaydınlar. Güzel bir Kerkük sabahından ve dop dolu güzel bir bölümle yine tekrardan karşınızdayız. Bugün yine sizler için çok güzel konuları ve değerli misafirlerimizle beraber ele alacağız. Günaydın Türk Meneli programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, günaydınlar, mutlu sabahlar diliyorum efendim. Programımızda sanat, kültür, tarih, spor ve hayatımızı kapsayan konuları ele alıyoruz. Bugün de bu programda dop dolu bir saat geçireceğiz. Günaydın Meryem. Günaydınlar. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Bugün tekrardan aynı zamanda 5. bölümdeyiz. Evet. Ve bu bölümde de çok güzel konuları ele alacağız. Ve diğer bölümlerden farklı olarak bizim değerli iki tane tatlı misafirimiz olacak. Sonrasında ise başka bir ana konumuz var. Bugün ilk önce ana konumuz müzikle ilgili olacak. Herkesin ilgisini çeken ve tatlı misafirlerimizi birazdan ağırlayacağımız için daha çok dikkat çekici bir bölüm olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle de öğrenci olmaları daha çok dikkat çekici. Çünkü öğrenciler daha çok yani bu nesildeki bazı öğrenciler, hepsi üstüne alınması tabii ki ama çoğu zaman daha çok telefonla oynamaya yöneldikleri için pek böyle bazı alanlarda şey yapamıyorlar, yeteneklerini gösteremiyorlar. Evet, biz bugün burada genç yeteneklerimizi özellikle öğrenci olmalarını ekranlara taşıyacağız. Ardından ise aktarla ilgili bir ana konumuz olacak. Konuğumuzla beraber onları ele alacağız, ekranlara taşıyacağız, soruları yanıtlayacağız, aklımızdaki soruları giderip yeni bilgiler elde edeceğiz. Yani demem o ki bu bölümde çok güzel bir bölüm olacak. Dop dolu olacak ve ben çok merak ediyorum nasıl gideceğini. Güzel geçeceğinden de hiç şüphem yok. Benim de gerçekten. Aynı zamanda hani öğrencilerin de gelmesi, onlarla sohbet edeceğiz. Onlar bize müzikler söyleyecek. Güzel bir bölüm olacak aynı zamanda. Evet. O bizim zaman buradan da yetenekleri ortaya çıkarmak gibi bir amacımız var. Bugün onu gerçekleştireceğiz. Evet, umarım çok güzel bir bölüm olur. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep'ten Nurul Hüde. Necasız? İyisiniz, teşekkürler. Sağ olun. Sizi gördükten sonra iyi olmamak mümkün değil zaten. Siz o güzel enerjiniz, tatlı gülümsevamızdan bir yerde sabaha başladık. Bize bir kez sırayla isteyeyim sizden özünüzü anlatsanız, özünüzü tanıtsanız. Zeynep, senden başlayalım. Ben Zeynep, 13 yaşındayım. 1,5 yıldır müzikle ilgileniyorum. Ortaokul öğrencisiyim. Barış Okulu'nda okuyorum. Ben Nur, Nurul Hüde. Ama Nur çağırabilirsiniz de. 16 yaşına gireceğim bu ay. 15'teyimdi. Evet, lise 1'im. Müzikle 2,5 yıldır ilgileniyorum yani. İlgilenmem de hele de alışırım, daha ilgilenmezdim. Ama çok ileriye taşıyıp siz özün ki bugün biz sizi burada ağırladık, ekranlara taşıyacağız, insanlara göstereceğiz. Çok güzel yeteneklerimiz vardı, güzel sesimiz de vardı. Teşekkür ederim. Sizi meğenler dinledik sizden ama bir kez için o sesimizi burada dinlemek isterim. Aynen öyle. İnşallah. Peki ben ilk sorumu şu an yöneltmek istiyorum. İkinize de aynı zamanda bu soruyu soruyorum. Tamam. Tek tek cevaplarsınız artık. Müziğe nasıl yöneldiniz? Hani kim ilham verdi size müziğe yönelmek için? Kim ilham? Yani nasıl başladınız? Onun gibi söyleyeyim annem. Direkt. Annem. Annemin çok güzel bir sesi vardı. Hı hı. O her evde bize sebehmen diyarıydı falan. Hı hı. İşte onun ilham alarıydım. Dedim eller gideriydim, internetten açarıydım, eşitleriydim. Dedim ki ben de bir gün annem terk oldum, sesim güzel oldu falan. İşte başladım faaliyeler katılmaya okulda. Hı hı. Sonra geçen yıl Eyad Hoca geldi bizimce. Türkmen sanatçılarından şeydi. Dedi biz müzik grubu kuralım. Biz bilmedik böyle ilerleyeceğiz yani böyle. Siz bir hobi olarak başladınız. Evet, hobi olarak başladık. Başladık ben demaga etkinliklere baktım. Şarkıcıyım ben. Sesim güzeldi. Yetenek görmende. İşte dedim tamam girim. Güzeldi, severim ben de. Bazen söylüyoruz biz de hani hobi olarak başladığımız şeyler artık o bir yetenek, işe bir başarı olarak. Evet. Peki ya sen? Ben açıkçası küçük yaştan başladım. İlhamım kendim oldu. Küçük yaştan şarkılar dinleyerek müzik kulağımı geliştirdim. Kendi sesimi şarkı söyleyerek geliştirdim. Zamanla da bu sene okulda müzik yarışmaları oldu. Ben de onlara katılmakla başladım. Mart ayında da bizim müzik grubumuz kuruldu. Ve ilerledik, devam ettik. Yani böyle. Başarılı oldukça daha çok motive oldum. Evet, evet. Evet, gerçekten de şu an
Önümüzde zaten iki tane çok başarılı öğrenciler görüyoruz. Ve dünyalar tatlısı. Evet, aynen öyle. Engi başta sen anladın, mennler dinlemekten ilham aldım. O zaman sana ilham kaynağı genel olarak o dinlediği mennler oldu. Ne tarz evet. mennler çokluk dinlerdi? Ben açıkçası çok karışık dinlerim. Yani müzik zevkim aşırı karışıktır. Her şey vardır. Ama en çok hareketli şarkılar dinledim. Ama müzik kulağımı da yavaş şarkılarla geliştirdim. Yüksek tempolu diyebilirim. Evet, ben de aslında çok fazla karışık şarkılar dinliyorum. Benim sesim tabii güzel değil ama çok karışık şarkılar dinliyorum. Senin de söylediğin gibi bir yerde okumuştum. Müzik kulağını geliştirmek için daha böyle pop veya da slow şarkılar söylemek veya da dinlemek müzik kulağını geliştiriyormuş. Tamam. Çok güzel anlattınız ama madem böyle bunca güzel anlattınız bize, sizden bir şarkı alalım isterseniz. Olur. İstediğinizden başlayın o zaman. Tamam. Sabah sabah kulağımızın pası geçsin. Aynen öyle. Nasıl? Türkmanca, Türkçe? Türkmanca'dan başlayalım. Tamam. Ölümce yaram sana, gülü bir şey etmezim. Ölümce yaram sana. Bu bağda dolanırsan derdim ana demisen. Bu bağda dolanırsan derdim ana demisen. Etrafı dolup gülden bir gül mene vermesen. Etrafı dolup gülden bir gül mene vermesen. Kurbanam han gözü var, baba mene bakan gözü var. Kurbanam han gözü var, baba mene bakan gözü var. Çok sürmeler çekipsen evler yıkan gözü var. Çok sürmeler çekipsen evler yıkan gözü var. Bu bağda dolanırsan derdim ana demesen. Bu bağda dolanırsan derdim ana demesen. Etrafı dolup gülden bir gül mene vermesen. Etrafı dolup gülden bir gül mene vermesen. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Türkmençe müəllimimizdən başladık. Buradan da aslında ekrandaki izleyicilerimize şunu demek istiyorum. Yani öğrencilerimiz, talebelerimiz, bacı kardeşlerimiz eğitimlerine devam ettikleri zaman aynı zamanda o hobilerini, yeteneklerini geliştirirken eğitimlerini de aksatmırlar. İkisini de aynı anda çok güzel bir şekilde yeritirler ki sizi uçamayan bir gün güzel tatlı öğrencilerimiz hançerimizde otururlar. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ve ben bir şey de fark ettim, onu da söylemek istiyorum. Seslerini dinlediğimde hani seslerinde şöyle bir şey vardır. Duygusal onlar şarkı. Ilk, aynen. Güzel ses. Evet, evet, o ses tonunuzun yani güzelliği, naifliği. Çoğu zaman şey olur ya, böyle duygusal şarkıları söyleyen sanatçılar falan vardır. Aynı onlar gibi mesela, onları dinleyince ağlamam mı? Böyle bir sesi dinlesem, hani güzel bir şarkı söyleseler bile ağlarım çünkü ruha dokunuyor. Sen gerçekten. Sağ olun. Sağ olun. Gitar çaldı bizim için. Bu evet. Gitar çalmağın nece öğrendi o en baştan? En baştan evde çalışardım öz başımdan. Hele bilmirdim internette var diye yok. Ya da anlayacağım ya yok. Öz başımdan çalardım, böyle tellerde oynardım. Sonra bizler oldum, dedim nedir bu? İlerlemirim. Gittim interneti açtım. Alıştım işte. Bunu alışmaktan önce evde var mıymış? Düşündü o aldı yoksa tesadüfen evde var idi, ha elim altında da koy çalım dedim. Tesadüfen aslan geldi eve. Annem aldı. Öz dedi ben çalalım. Baktım dedim. Tamam ben de çalalım. İşte ben de tuttum gitarı elimde. Baktım valla basitiymiş biraz, çalabilirim, hobi olarak da kullanabilirim. Dedim tamam alışırım.
Anlamın izinden geldim. Evet. Çalmak internetten başladı. O zaman yani ben bildiğimce elektronik aletler arasında değil de hani müzik aletleri arasında en kolay çalınan bana geldi gitardı tez alışınan. Evet. En kolaydı zaten. Nanca da alıştı o zaman. Bir ile olabilir de. Çok prova etse, always exercise etse, always parmaklarınız kuvvetli olsa 6 ayda alışabilirsiniz özünü yani. Hmm. Ama işte mektepten bir yerde. Evet. Oradan da biraz hoca şey Mustafa Hoca var idi. O bana bir teknikler alıştırdı. İşte daha çok ilerledim. Eydi burada biz izleyen olabilir Hazedir Çalsın. Eğitim almadan, birinden destek almadan özünün evde alışmağı için ne diyesen, nelere baksın? Nelere baksın? Caz müziği olabilir. Caz şey. Böyle Hazedir'in özünün şeydi, parmakları daha hızlı olur bir ketten sonra, batıya olur bir ketten. Böyle it's fun. Yani caz müziği daha tez evet. Koyra alışasın. Evet. Bas biraz zahmetli yani. Alışmak ister. Kulak da ister. Peki ben de sana bir soru sormak istiyorum. Kafama takıldı. Sen hem şarkı söylüyorsun hem de gitar çalıyorsun. Hı. Peki sen sadece şarkı mı söylüyorsun yoksa bu alanlarda da hani yeteneğin var mı? Ben birkaç ay önce gitar aldım. Küçüklükten beri zaten istiyordum. Aslında elektro istiyordum ama klasikten başladım. Hı-hı. Birkaç aydır aldım ve pratik yapıyorum öğrenmek için. Hala da öğreniyorum. Şu an 3 tane kolay akoru öğrendim. Hı-hı. Daha fazlasını da ikiniz de öğrenirsiniz. Umarım öğrenebilirim. Bir şey soracağım umarım. Sana. Yardım edir alışmağı. Edirim. Ve başkalarını alıştırırsan? Alıştırırım. Çok yakın arkadaşlarım vardı. Haksı yani ben ilhamları olabilirim de işte onlar gitar aldılar ben de yardım etmeye çalışırım. O zaman ekip kurupsuz. Evet. Bak bizim az önce yakınlar. De ay kusura bakmasın konuş. Siz konuş. Tamam. Az önce de söylediğim gibi hani bir insan başka insanlara da ilham olabiliyor ve Nur'un sayesinde de aynı zamanda birçok öğrenciye de ilham olmuş o da belli. Birçoğuna da zaten öğretiyor. Bir zincirleme çemeni bu zaten. Bizim de amacımız sizi burada çıkartmamız, başka öğrencilere de ilham olsun yapmağı düşünen çok öğrenci vardı kesin ama şey düşünenler zor da alışmağı, geri eğitimini alın bunu düşünen de vardı. Hı. İyi bir yerden eğitim al ama sen ne güzel evde özü alışıp sen özünü. Evet. Peki buradan kendi yaşıtlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şarkı mı? Yok öyle değil mesela. Alışmak hani, isteyenler. Aynen. Başka alet yani. Yani nasihat anlamında. Hmm. Alışmak isteyip ama bir türlü başlamayanlar. Alışmak isteseniz gitar alın gelin ben alıştırırım sizi. Hayır, hiç olmadı. YouTube'dan bakın alışıyorsunuz. Evet, internetten alışabilirsiniz. Şey, düşündüler yani alışmak zordu. Hayır çünkü biz teknoloji çağındayız ve YouTube'da diğer... Bütün evet. uygulamalarda bir sürü yani öğretim videosu var. Evet. Alırsanız bayağı yani kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz 6 evet, ayda. Gerçekten çok doğru. Çünkü aynı zamanda Zeynep'in de söylediği gibi teknolojimiz çok ilerledi. Her yani, şey bir telefon kadar uzağımızda aslında. Aynen öyle. Hani bir şey öğrenmek istediğimizde, hani merak sardığımızda en azından telefonu açıp oradan insanların nasıl yaptığına bakabiliriz. Çünkü orada da öğretiyorlar aynı zamanda. İlla ki bir öğretmene gerek yok. Hı. Sizden bir mani daha isteyeceğim de ama onun öncesinde ayrı bir müzik alet çalabilirsiniz. Ben çalabilirim evet. Keman. Keman aslında gitar çalmaktan ama ben kemana başlamışydım ablamla. Baktım zordu. Şeydi çok zordu yani böyle kolum yerinden çıkardı. Yerleri çok zahmetti. Aslında şeyleri yoktu. Bu fretler var ya. Hı hı. Bunları yok idi. Ha böyle özbaşılı gerekme ezberliyesen memuru olsun işte. Baktım işte annem dedim ona ki gitar getirdi dedim tamam. Keman daha basit olur ben ona yedim. Evet. O zaman bir mani daha lazım size. Olur. Çünkü doymuruk sensimize. Last Christmas. Sen de. Last Christmas. Tamam. I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save you from tears, I gave it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep
still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been years, it doesn't surprise me. A face of a lover with a fire in his heart. I might kind of walk over, but but the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti bu şarkı. İngilizce tabii. Evet. Nereden öğrendiniz bu şarkıyı? İnternet. Yok, onu biliyorum. Hani Türkçe şarkı da söylüyorsunuz, Türkmence de söylüyorsunuz. Bunu nasıl ezberlediniz onu çok merak ediyorum. Bizim avalden İngilizcemiz vardı da. Ha, İngilizce de biliyorsunuz. Evet. Siz. Konuşuyoruz yani. Bana da İngilizce öğretir misin o zaman? Olur, öğretirim. Teşekkürler. İşte İngilizce bilirdi da. İsrar etti hocamız. Dedi, İngilizce de selam. Dedim tamam, diyorum. Ama şeyi fark ettik. Selsuz'a bütün şarkılar çok yakışır. Evet. Yani Türkmancanı çok güzel giriş yaptınız. Türkmancayı'dan İngilizce bir kez için Türkcan da alacağız sizden. Selsuz'a her şarkı çok güzel oturur. Tamam, Türkcan diyeyim. Bir kez size bir şeyler sorum. Çünkü aklıma ayrı şeyler de geldi. Hani güzel gitar, gitarı çalsız, meni de değilsiz. Ama ileride projeleriniz vardı bunu ilerletmek için. Tabii var. Vardı, çok vardı. Aman dedim ya güzelim. Sonra siz görürsünüz. İbucu Allah'ın ya da ne bileyim öz manuzu falan yazmayı düşünürsünüz. Yazmışık. İki tane İngilizce. Yazmışık da İngilizce de. Umarım çıkartırsınız onları da ya. Biz ben dinlerim bu arada gerçekten. Biz size buradan destek olarak ekran başındaki izleyicilerimiz de meraktan bekleyecekti bunu. Sizi bu yeteneklerimizi gün üstünde çıkartmak için. Şu an bizi izleyen izleyicilerin de aynı zamanda Meryem'in söylediği gibi sizi destekleyeceğini düşünüyorum. Çünkü ben hani çok şarkı dinleyen bir insanım ama bu kadar muhteşem bir ses görmedim gerçekten. Bir de özellikle yaşınıza göre sesiniz mükemmel ötesi diyebilirim. Maşallah diyelim de nazar değmesin. Maşallah. Evet. Müzik dışında neler yapsız? Müzik dışında ben resim ederim. Ayrı yeteneklerimiz de var yani. Evet, çok vardı, resim ederim. Yazarım. Yazarıydım da... Ne tarzı yazdılar? Şiir yoksa düz metin? Hayır, noveldi. Fan fiction'dı. Hayal kurgusudu. Yazarıydım. Çok da vardı ha. Şey takipçi. Ama hani de saldım özünü. Bence bekliler ben de. Hele yazmıyorum. Güzel. Ben hem müzik hem tiyatro hem yazmak hem de dublaj yapıyorum. Aa, ne güzel. Nelerde dublaj yapsan? Ben... Aslında şu an belirli bir dublaj şeyim yok yani. Belirli bir alanda dublaj yapmıyorum. Sesimi her çok alanda şey yapmaya çalışıyorsun. Evet, sesimi değiştirebiliyorum çok şekilde. Dublaj, resim, müzik. Bu kadar çok alanda yeteneğiniz olması gerçekten beni çok şaşırtıyor. Dublajı yaptığın zaman yani indibes özü için yapsan yoksa bir yerler için yapsan özü? Ben şunu düşünüyorum. Eğer ileride müzikten devam edemezsem dublajdan devam edeceğim. Ne peki seslendirmeyi seviyorsun? Çizgi film karakterlerini yoksa dizi film? Çizgi film. Çünkü dizi film o kadar yapamıyorum. Onlar çok geniş bir ses tonu istiyor. Çünkü çizgi film karakterleri sesi o çok yakışır onun için. İnce sonra. Ses tonu yapabiliyorum. Peki yapabiliyor musun? Evet. Bize bir parça örnek gösterirse. Evet. Aynen. Bir metin yok mu? Onu okuyabilirim. Ezberde bir şey var. Aynen. Kafana yani bir aklıma neden sen bir yani, şey söyle. Sesimi böyle yapabiliyorum. Ve bunu devam da ettirebiliyorum. Çizgi film karakterleriyle bunu devam ettirmeyi de düşünüyorum maşallah. Çok güzel. Bu şekilde gülmeniz de ayrı bir şekilde bu bölüme gerçekten çok neşe saçtınız siz bugün ya. O zaman istersen sizden bir şarkı daha alalım biz. Olur ama biraz duygulu olabilir ha. Çok neşelendik olsun bir kez de duygulanalım. Olsun. Thank you.
sana şans sonra da olmalı. Tamam. Eğitimimizi devam etsiz. Bu işten ilgilenmeyiz, yeteneklerimizi geliştirsiz, resim yapsız, aerobilerimiz de vardı. Hiç etkilendi eğitimimiz buna? Belki biraz etkilendi yani. Mesela biz sahneye çıkma şeyimiz var ya, sergimiz olsa bir gün evvel o gerek imtihanım olsun, gerek sınavım olsun. Otururum ve dedim, prova edeyim. Ya sınavı okuyayım, ya provanı edeyim, sınavı okuyayım. Giderim birinci provanı ederim çünkü en sevdiğim şeydim, müzik çok severim. Sonra o aklım kalsa giderim sınav için okuyorum. Zaten ben iyiydi derecelerim yani. İşte yani ben evet, etkilendim. Evet. Güzel. Yadva geldi şarkı sözleri. Siz mi siz yazın? Yadva geldi. Şeydi sanırım, canım anam sen kolay değil kolay falan. Öyle bir şeydi. Ama başı tam olarak nasıl giriyor bilmiyorum. Ortalarında şey diyordu, işte siz canım anam kolay gerçekten değil falan filan. Tamam, başkasını çalalım. Olur. Kimselere de bakmadım, ölsem değişmem. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Oldun derbeder. Kendimi sana sakladım, senden daha güzel. Kimselere de bakmadım, aklımdan geçen. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Sağlık. Aynı zamanda diğer şarkıyı unuttunuz ama bu da neşeli bir şarkı evet, oldu. Yani bugün biraz güne çok mutlu, enerji, güzel şarkılardan başladık. Bilmiyorum, bütün günümüz de inşallah bu şekilde devam eder. Aynen. Size de çok tebrik ederim. Nice başarılarımız olsun. İnşallah sizi çok daha üst yerlerde görürük. Yeteneklerimizi geliştirirsiniz. Aynı şekilde başka öğrencilerimiz de sizi uçumun geleceği parlak olan öğrencilerimizi de sizi uçumun üst yerlerde görürük. İlerleyen bölümde belki sizi daha farklı bir şekilde burada ağırlamak isteriz. Evet. Daha yetenekli arkadaşlarımızı da burada görmek isteriz. Buradan ekran başındaki seyircilerimize de diyoruz maalesef. Sizi için ayırdığımız sürenin sonuna geliriz ama sizi buradan göndermeden önce sizin eğitimle ilgili bir şarkımız vardı. O şekilde kapatacağız bu konunu. Onu da ekrana taşıyacağız ama sizi için İndilikçe bitti. Ağzınıza sağlık geldiğiniz için tekrardan tebrik ederim. Nice başarılarımız olsun. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz, arkadaşlarımızın eğitimle ilgili hazırlamış oldukları bir şarkımız var. Onları sizlerle beraber hep birlikte izleyelim.
ve değerli izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi eğitimle ilgili şarkımızı da dinlemiş olduk. Öğrencilerimizin hazırlamış olduğu. Onlara şimdi buradan da teşekkür ediyoruz. Bizim Çince ana konumuz Attar olsun. Hoş geldiniz Gani Bey. Hoş bulduk. Sizlere de günaydın. Bütün seyircilere de günaydın. Sağ olun. Seyircilerimize de hepsine günaydın diyarık biz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben sizden çok memnunum. Bizi davet ettiniz bura. Başımızı belge ettiniz. Sağ olasınız, var olasınız. Siz de sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Bizi kırmayıp buraya gelip siz. Allah razı olsun sizden. Sağ çaylarımızı olasın. Da getirip siz. Bəli, ben bu şeyleri getirdim. Bu nemadıcıları getirdim. Ki insan bir konuşanda bir aşap üzerine, bir bitki üzerine. Gerek elinde de olsun, bir görsatsın. Nece kullanılır, nece içilir, nece bir şeyler. Sonra bizim özü bizden her il kış kapsında bir az hava da ekşili. Bütün insanlar var. Biraz menaası zayıftı, vücudu zayıftı, dözümü zayıftı. Bunlar gerek kullanmak. Bütün bitkileri kullanmak kış kapsında. Özü bilsen kış kapsında her zaman insan çoklu hastalık kapar. Aflamanzadi, soğuktan, öskürmədi, aflamanzadi, zıxtlardı, tansiyonlardı, şekerlerdi. Bunlar hepsi hastalık kaplar özünü. Ve biz burada ne deriz? Bitkiler her şeyi kış kapsında bilintirik bütün millete. Mesela kış kapsında insan neler içsin, neler faydası var. Özünüz bilirsiniz, Rabbil Alemin bütün bitkiler çok binlerce bitki yaradıbdı. Hepsinin de faydası var gerek. Bu kış kapsında, kışa girerken bitkilerin, naksıların faydası var. Bütün bu kış için ki dözümü kuvvetli olsun, onlar şerh edecek bugün siz için. İnşallah. İnşallah bütün seyirciler için de. Bu bitkilerin neciler çok olduğu için bir kurnasından başlayacağız ki neler faydası var. İnsan enflamanzı olmasın, soğukluk tesir etmesin özüne. Yani zaatar var, kerkedi var, basrelimisi var, enesur var, zire var, datlı boyana var, tarçın var, kış çayı var, bazı çiçekler var, benefsec gülü var. Lavanda, lavanta çayı var. Bunlar hepsi faydalı bir şeydi. Yani gelsek eğer tek tek başlasak, mesela bunlar buna catra diyor, biz Türkmanca, Arapça zaatar diyorlar özne. İnsan edebili bunu günde kullansın, sabahlar evden çıkmadan evvel zaatardı. Bir yemek kaşığı edebili, bir bardak suydan güzel kaynadı özünü. Kaynadı özünü, sızar özün suyunu içer, köskini açar, nefesin tengilığını açar, dözümünü kuvvetli eder. Yani o sabahtan bir tenge nefesi olmaz özünde, bir de dözümü kuvvetli olur içmek için. Edebili de günde, mesela insan var zahtı tanzim, zahtı üske yollu, her zaman edebili mesela kucarat çayı, kırmızı çay bizde, buna kerkedi diyarık biz. Bu idam basır elimizini, kisi bir yerli oğlu, yalız da oğlu. Bu kerkedi kırmızı çaydı, turş çaydı, kerkedi diyorlar özüne. Bazen de Arapça diyorlar özüne kucarat, turş bir dadı var. Bunu edebili her zaman kino içebilir. Bir nuan edebilir, ibitsin özünü. Mesela bir basit kemiğe, bir litre suda ibit özünü 2 saat, 3 saat, soğuk soğuk haz edirse içsin özünü. Ama bizde kış geldi daha. Biz edebilirlik diyelim, kış günleri her zaman bunu kaynatsın içsin daha iyiydi. Şimdi bizim müştemeğ ne diyor? Diyor, yok, kerkedini kaynatsav, içsav, zıhtı uskak oğlu. İbitsav özünü zıhtı alçak oğlu. Ama biz tecrübemize göre, yok, zıhtı kaldırmaz. Hiç kaldırmaz. Hiç kaldırmaz. Kış günleri bunu kaynatması daha önemlidir. Bunu kaynatması. Kaynatır özünü içer sabahtan, içine de basırı limsi koyar kareden. Kare basırı limsi yatırmışım o da. Onlardan kesini bir yerli kaynadı içer. Edebili günde 2 defa, 3 defa içsin. Bunun zıhtını tanzim eder. Hiçbir zaman koymaz zıhtı kalksın. Kan safları özünde. Karha için iyiydi. Mağda için iyiydi. Bu kamil baş dolması için iyiydi. Hasaten bizde basırı limsi. Her zaman bir insanın baş dolaması var ise zıhtı tanzimi kaynılmaz. Başı dolanla zıhtı da özkege olupti. Üzü kırmızılaşı, kızılı. Bunları kaynatsa, içse çok faydalı. Yaz günleri yok. İbitse içse özün daha iyi olur. Şerbetini, soğuk soğuk içse. Kış günleri sıcak sıcak için. Bu çok faydalıdır. Koymaz zıhtı kalksın. Hem de saytır ettir özüne. Dönağın bizde karınfil. Karınfil. Köskün bir maddedir. Çok acılı bir dadı var. Bunu edebilir günde sabah 2 tane 3 tane böyle çaynasın özünü. Aynı gırt hapı kimin. Çaynar özünü, utar özünü. Biraz ağzını yandırır. Bu kös geçer. Karınfil kös geçer. Evet. Nefes açar. Koyar nefesi daha kuvvetli olsun. Onun üzerine öskürmesini keser. Aflamanza da olmaz. Dişe de faydası olur. Dişe de faydası olur. Aynı zamanda diş ağırdı. Mesela iltihabatı var. Diş üzerine koyar özünü. Sırlık bir madde var özünde. Sırr eder özünü. Dişini koymaz. Diş ağırı tutsun özünü. Bu kırınfili edebili gündeki vakit. Evvel 2 tane 3 tane sabahları yer. Akşam da aynı 2 tane 3 tane yer. Tamam keskündü ama zaht kaldırmaz keskündü. Ama aynı zamanda nefesini de koksun. Tam nefesini açar. Yani biz diğer şimdi bir tane tecrübe hatırı için bir iki tane sabahlar karınfil yesin, bir baksın. Hiçbir zaman nefes tutulmaz. Nefesi dar olan, bu kasabatı lavaya diyorlar özden, bunu kamil açar özü için.
Diş ağrısını da gideriyor sanırım. Çünkü çoğu zaman restorandan çıkarken yemek yedikten sonra falan çoğu insan diş ağrıdığı zaman kasanın önünde durur bu karanfil. Dişlerine koyarlar onu. Hani tamam. Ne işe yarıyor ona? Tamam diysen. O dişlerine koyarlar. Yemekten sonra her zaman insanın dişleri yelinipse ve yemek dolduğu zaman ne oluyor? İnci görüyoruz. İnci görende azar veriyoruz fazla. Evet. Ne derler? Karanfil koyarlar. Bu karanfilde benzi maddesi var. Koyup iki tane, üç tane birbiri ardıca koyulu. Tamam o mantıkanı sırreder. İncik de hissetmesin. Ama ne de müstemir yok. Mesela sabah koydu, akşam koydu, yarın koydu. Ebele gidebiliyoruz giden. İncik iki saat, üç saat kırar incikini. Ondan sonra incikin salır daha. Ben sadece diş için kullanıldığını sanıyordum. Şu an sizden öğreniyorum yenildiğini. Allah razı olsun. Yok, bütün şeylerde. Yani bak, ben şerh ederim bunun iki maddesini, üç maddesini. Ama bütün diyebilirim sana 20-30 kat sağlığa faydası da var. Karınfilin. Yok bas karınfil, kerkedi çaydı, zaterdi, anasürdü. Yani bunların hepsinin türlü türlü faydası var. Yani ben düşünüyorum her zaman biz iş başında bütün millet gelende nasihatim özlerine. Diyelim kimse el çekmesin bitkiden. Yok biz kış kapsadı, mesela bunları kullanarak ondan sonra da vazgeçelim. Yok bas hastalık kapsadı. Yok bas hastalık için. Nasihatim sağ insanlara da her zaman içsinler. Niçin? Dözümü kuvvetli olur. Dözümü kuvvetli olan zaman kışta aynı insandı, yazada aynı insandı. Hiçbir şey tesir etmez özüne. Evet. Dözüm kuvvetlidir. Şimdi biz dükkanda satırık her zaman haz ederim, şerh edeyim. Birden anlamayanda iki kere, üç kere şerh ederim özü için, anladırım özüne. Hiç faydalı bir şeydi. Nişin bizim evvelde bütün millet her zaman kış günleri yakandıktan sonra darçın içerdiler. Bu darçın. Darçın içerdiler. Darçının faydası var. İnsan hamamdan çıkandan sonra soğuk olmasın. Bu darçını içer. Ede bile her zaman darçın günde inşer diyor ki birden yakansın darçın için. Darçının da faydası var. Yani bunu bilinçleyeceğim. Bu darçını edebili zencefil var bizde. Çok keskündü. O zencefilden beraber. Mesela koyduğun iki ağacı darçın. Bir bardak suyla biraz karıştır özünü. Bir zencefil parça küçük. O çok keskündü. Hatta yandırmasın özünü. Kaynadı özün güzel. Ondan sonra içer özünü. Edebili sebbeh içsin. Keskünlük halinden içebilmedi. Akşam içsin. Ama bu dözüm kuvvetlidir. Çok mühim bir şey darçın. Akşam da içebilir. Günde iki defa eline düştü, bir defa içsin. İnsan vardır mesela ben daire sahibim edebilmiyorum. Macalım yoktu. Dönenden sonra içebilir. Gece yatında içebilir. Aynen darçın köşk pekler, mağde pekler. Tanzim eder özünü. Üskürmesi içineydi. Zıhtı içineydi. Aynı zamanda darçın şeker içineydi. Yani nasihatim o insan. Şeker hastalığı için. İnsan var şeker hastalığı var. Her zaman bu darçından ebele çeynesin. Dögülmüş yok. Ben diyorum dögülmemiş. Her zaman çaynasın. Bu darçından günde 3 defa, 4 defa, 5 defa çaynasın. Çok önemli bir şeydi. Şekeri hiç kalkmaz. Çoğu zaman annem ben hasta olunca verirdi ama tadı acı diye yemezdim. Ben saklardım onu. Hiç yemezdim şimdiye kadar. Bir kere yedim. Onda da tadı acı diye bir daha hiç yemedim. Tamam vazgeçtim. Hiç, aynen. Tamam. Akın için çocuk şu an bunun daha da bir az keskinlik var aslında darçında. Evet. Çocuk edemez mi yesin? Evet. Büyük insanlar diyor hastalık olan olmayan mı kaynatsın da. Ama şeker olan yok, yesin özünü, kaynatmasın özünü. Yesin, ebele yesin, çaynasın ağacı, eğer diş tamam ise. Diş tamam dögülüyse yok, edebilir dögülmüşünü. Bir çay kaşık, edebilir suyundan katsın özünü, içsin günde iki vakit, üç vakit. Hiç zararlı yok darçının. Ama dözüm için yok, zencefil de koysun. Şeker için demarık. Mesela bir insanda zaht var, 24 saat zahtı kalkıp olmaz zencefil yesin. Zencefil çok keskindi, zahtını kaldırır. Çoğu zaman suya koyup da kaynatılıyor değil mi? Suya koysun, kaynatsın özünü, çay kemiğini içer özünü günde iki defa, üç defa, dört defa. Hiç başka zararı yoktu. Çok güzel bir şeydi. Peki darçında, şeker alışında. Konulursa içine? Edebili koysun ama koymasa daha iyiydi. Şekersiz içiyorsun, acı doğru. Daha iyi. Doğru. Mesela... Ama içine bilmeyen tadı vermek için. İnsanlar alışmayıp çok zahmetine geldi. Biz diğer gözüne kalsın. Çünkü bazı zencefil işte darçında bu şeylerde bir kez keskinlik vardı. Alışmayan edebilmez ikisini. Tamam zaten bazen dedin yani zıht da var ise çok zahmetine geldi özü için. Yani koydu yani insan var mesela bunu edebilmir. Şeker var özünde, av zıht var özünde. Edebili yeşil çay. Bak bir yeşil çaydı. Yeşil çay. Bütün alem bir yeşil çaydan içer. Çok meşhur oldu zaten. Çok meşhur oldu. Bütün anda. Hasaten bizim Irak'ta maşallah bütün millet bundan içer. Bunun faydası yok bas yaz günü. Aynı kış günlerde faydası var. Aynı diyebilirim sana. Niçin? Bak bunun faydası hem zayıflamak için deydi. İnsan var Allah zayıflık için. Bu canından anca yağı var. Kalbinin etrafından anca yağı var. Karşından anca yağı var. Hapsin erdi. Bas gerek günde kaynatsın. Ben demem 3 defa. 10 defa da içse yeşil çay zararsızdı. Hiç zararı yoktu. Tadı bu da hoş yağı. Zaten. Böyle. Tadı da diyorum hoş zaten. Çok güzel bir tadı var. Edebilirsen şekersiz içersen özünü. Zaten bütün insanlar indi alışıp kimse şeker bırakmır. Şekersiz içir. Öz bizde önlükte yarıktır şey, şekerin faydası yok da.
Şekere hiçbir zaman fayda yok. Sağ adamıza zararlı var. Zaten önermiyorlar hani bitki çaylara hangisi oluyorsa olsun hiçbirine şeker koymayın, sade bir şekilde için veya da yiyin diyorlar. Tamam diysen, doğru evet. Diysen şekersiz içilse hapsından önemlidir. Aynen. Yani bir yeşil çayın günde 10 defa kaynadı iç, istifade görürsen özünün. Bir defa da kaynadı iç, he istifade görürsen özünün. Nişin canudan önce yağ var erdiri, hem de kışlık bir çaydı. Kış günleri günde 4 defa, 5 defa. Bizim de öz çayımız içende öz çayımız. İnsan var alışıp dedir sabah içmesen baş ağrı tutar mani. O çay başka bir şeydi. Baş ağrıktan yani bir gün, iki gün içme Ramazanlarda, iki gün, üç gün içmekle dözümü ihtiyacı yol daha. Ama bu yok, her zaman içili. Her zaman içili yeşil çay. Biz de koyduğu yakın tatlı boyuna. Bu tatlı boyuna. Arapça habbet halu diyorlar özne. Bunu Türkiye'de diyorlar özne, razana. Razana. Şirin bir tadı var. Biz Türkmenca ne diyor özne? Tatlı boyana. Bunun faydası aynen köşkte işler. Öskürme için iyiydi. Aflonza için iyiydi. Bunu edebilir, yani edebilir başka şeylerden kalsın, onu da anlatırım size, sevgilerimize. Bunu edebilir kaynatsın için bu hatta zayıflık için iyiydi. Hatta karın sancısı için iyiydi. Dönük diğer kolon için iyiydi. Bu hazmi cihazları bazen insan fazla yemek yese, yağlı bir yemekler yese, etli bir yemekler yese, vaktsiz bir yemekler yese, ne olur özünde incik mincik olur, sancı olur özünde. Gece geç saatlerde yenilen yemekler. Tamam diysem. Bunu edebilir ki o içebilir. Bir nu edebilir aynı çay kimin kaynatsın özünü. Koydu yakın bir zarata kaşığı. Bir bardak suyla kaynadı suyunu. Bir şey bırakmaz içine. Şirindi. Yalnız içer özünü. Tamam sırhatla verir özünü. İnsan var derim ben içmekten haz etmem özünü. Ha böyle köpler özünü. Mesela her yemekten sonra el altında adı güzel bir çay kaşığı. Ondan hemen köpler özünü. Ağzını atar. Ensesinden su içer. Çayın asın özünü geri karıştırsın ağzında özünü. Yarım saat, bir saat daha bir incik karında kalmaz. Hapsini hazmettir özünü. Ha, biz gerek insan yemeğine makayet olsun, onun üzerine bu yemek için, kolon için derece bir, bir de üskürme için derece birdi. Yani bak şimdi bize bu enasür var. Bu enasürdü. Bu tatlı boynadı. Enasürden tatlı boynanın her zaman ikisini bir yerde kaynatsağız. Hatta çocuk, yenge de neden olup, bir aylıktı, ömür iki aylıktı, beş aylıktı, yedi aylıktı. Bu ikisini bir yerde kaynansa, güzel suyuna şeker bırakırlar, uşak böyle içebilmez özü. İlle gel şirin. Kaynadırlar özün güzel, bir eskan kadarı şeker katarlar özüne. Uşağı sütten sonra her zaman içirdiler özüne. Uşağın sancısını parı yağlamağın keser. Bu kişisi bir sır var özünde. Bu çok mühimdi çünkü uşaklar zaten neneden oldukları zaman o bir aylıkta çok fazla bu incigi çekerler. Aferin. Biz bazen Allah özün şekerini ilmiyen uşağın sancısı olsa yenge neneden olur. Bir aylık, iki aylıktı. Her zaman nenenin de subhanallah aynı sancısı olur özüyle beraber. Her zaman kaynadırlar neneden uşak bir yer içer bunu. Kişisinin de sancısına parı. Sırhatlık verir özüne. Her zaman biz diyoruz bu iki tane uşağı besler. Uşağın inci olmadığı zaman, karnı köpmediği zaman yatar. Yatanda o sütten istifade görür, sırhat eder, beslen uşak. Ama her yıklamaktan geçirse uşak beslenmez. Her yıklamaktan yatmır. Bu bitki çayının ismi neydi? Unuttum. Enesür. 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 Biz Türkmenca diğer kızı enesür. Çok faydalı bir şeydi. Seyircilerimize de buradan deriz ki birçoğunun zaten yeni çocukları olabilir, şey olabilir. Enesir çayını alabilir. Tatlı boyunaydı mı var? Bir kesini, nesihatin bütün. Velev bizim, hamdolsun bizim Türkmen milletinde evvelden yani. Kerkük'te biz göz açanı, bütün bizim eski arvadlar, eski adamlar hapsi geldiler. Allah indiye kadar kimin uşağı olsa bunlardan. Varıp tükenlerde bütün atarlarda dövülmüşü de var. Şerde dövücü. Dövülmüş edebilirler, katsınlar özün suyla, dövülmüşün içirsinler uşağı. Aynı zamanda uşağı hormatlanan edebildi, edebilmeli için suyunu. Kurur memesini, bu dökülmüşünü, batırırlar ağzına koyarlar özün. Ha, aynı ifade görür özünden. Mühim biz istediğimiz zaman biz karına gelsin uşağın. İndi de kış günleri, biz vazgeçelim uşağı mavzuundan, kış günleri aynı edebilirler günde sabah, bak bütün devletler bundan içerler. Bizim burada milletimiz bu iki tane günde sabah kaynatsalar edebilirler. Kerkedi katsınlar özünden. Daha da ağırdı, daha da hoş dögü, kerkedi turştu. Basırayla mı sözüyle beraber, daha güzel olur. Bu dördünü bir yerde kaynadırlar, günde sabah içerler. Sabah yevle insan var yevle çekmez ne olur akşama çevirir özüm. Akşam üstü edebilir kaynatsın içsin. Çünkü bak bitkilerin ne güzel bir şeyler var. Bitkiler vakti yoktu. İlle gerek yemekten mınca evvel. Av yemekten sonra mınca evvel, yemekten sonra mınca dakika yoktu bunlarda. Çünkü zararı yoktu. Zararı yoktu. Başka zararı yoktu. Bazı şeyler var. Biz şerh edendik özün tükende. Mesela bazı bitkiler verendik. Diyelim bunu yemekten evvel, yemekten sonra alın. Niçin? Bazı bitkiler var yemekten evvel olsa o daha iyiydi. Mesela insan var gelip dir isterim rejim yedim, isterim tamam erdim. Ertmek ne yedim? Ne verir gözden? Muleyin verir gözden. Karın giderden. Ondan verir. Her zaman onu yemekten evvel alsa daha iyi olur hiç. Niçin? Bağırsaklar hep sirinçli olur özünde. Her ne yemek yese gider kalmaz özünde. Fakat eder hapsi bütün sevalini, yağlarını neyden? İlik su içmekten, bir de yemek yememekten, bir de spor yapmaktan.
Yani bütün millet hemen dönelim diyelim. Bitki alan her zaman düşünsün sporu. Spor yapan her zaman düşünsün ilik su içmeği. İlik suyu içen her zaman düşünsün mesela vaksız yemekler yemesin. Yağlı yemekler yemesin. Ben indi koyduğum sıram rejim yedim. İstemiyorum semiz oğlum. Sıramda her şeyi yiyeyim. Tamam. Güzel tatlı yemekleri yerde koymam. Dadına bakarım, basit bir şey yerim, uşak kadar. Ondan biraz yerim, dadına bakım, bakım dadına adına döyüyor. Hatta semiz olmuyor. Ondan sonra spor yapabilirim, ilik su içebilirim. Bazı bitkiler var bizde, onu edebilir. Mesela bu kedene, muleynik de var özünde. Bu kedene muleynik de var özlerde. Kaynağı içer, hazmettirir özüne. Bir şey bende yemeği madımda hazmetti, yumağına gitti. Biraz çabalamaktan, spordan, suydan erdirem özünü. Ama mesela koyduğun canımız. Ha, dönağın indi koyduğun çerek otu. Çerek otu. En sevdiğim bütün millet bunu sever. Çerege otur. Hapı şeyin üstüne koyar ozun. Acayipti. Bütün bizde ekmekti, samundi, simitti. Yevde yettiğimiz dağıtlar, kurabiyeler olsun. Külçelik. Külçenin evet. Üstüne. Ha, her şeyin üzerine sahiplendi. İnsan var der yok çok keskin yandırır. Ama yok kadir koy yandırsın. Ama bunun faydası var. Ben indi sevicilerden her zaman diyorum. Bütün tükende, bütün millete diyorum. Diyorum sabahlar, harsatan kış günleri. Sabah kalktı uyuyordan bir çay kaşığı çerege oturdan böyle köplesin. En sadece su içsin. Bak bir saat sonra bir sıcaklık ver canına, bir dözüm ver özüne. Yani diğer indi dağa çıkarım. Böyle dözüm ver özüne. Dinimizde de çok muhim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var üzerine. Mınnada habbeti sevdati, adın koydu habbeti baraka. Nişin bereketli bir şeydi. İnsanın canında bütün adağında işler. Dözüm verirsene, zıh için neydi, şekeri koymaz kalksın, baş ağrı için neydi. Bunun yağı, bunun yağı. Mesela bir insanda baş ağrı oldu. Yatsın tecrübe etsinler. Biz kadimden, benim kocam zamanından bunlar hepsini tecrübe etmişik. Yani ben bir şeyi şerh edemem, hiçbir zaman öz başıma şerh etmem. Doğru. Tecrübe etmişik illerce. Kocam koydu babam için, babam koydu bizim için. Hamdolsun onların üzerine gelirik. Bunun yağını her zaman bir insanda baş ağrı oldu. Diyelim mızmin. Mızmin baş ağrı oldu. Bunun yağını, asıl yağını. Edebili, o da kadar baş ağrı tuttu özünü. İki katıra, mesela koyduğun bu burnuna, bir 5 dakika, 10 dakika sonra iki katıra bu burnuna koysun özün yağını. Bir 10 dakika serhat etsin. Ondan sonra aynı yağıyla bizde burada şey var, damar var, reisi evet. Damar var. Bu kedenini aynı yağdan avsın. Avsın. Bak yarım saat, bir saat sonra serhatlık verir özüne. Baş ağrı kalmaz özünde, gider. İnşallah gider. Tecrübe edin. Yağı çok, yağı çok mühimdi, özü de çok mühimdi. Ama imkanı olan insanlar bundan günde sabah bir çay kaşığı yesin. Demirim günde iki vakit, üçü vakit yesin. Bir zaman, bir mahal yesin sabahlar. İster yemekten evvel, ister yemekten sonra bir işler. Bir çay kaşığı. Bunun içinde subhanallah hem bir gaz maddesi var, hem yağ maddesi var. Bunun dökülmüşü olmaz. Döktüğü zaman gaz maddesi uçar gider özünde. İlle yağından da, gazından da istifade göre ağın. Bunu edebilir her zaman döksün. Mesela o da kadesleri içsin özünü, içebilir yağlı olsun. Edebilir sütten katsın içsin, şerbetten. Ya da hurmanın içine, hurmanın acı gün çıkardırır. Bir çay kaşığı hurmanın içine koyarak yer gözünü daha istifadalıdı. Ve edebili boş kapısına koysun otursun. Yok olmaz. Olmaz o. Nişin? Biz direkt dökülmemiş gereyesin. Kapsül neçe tane tutacaktı? Yarım çay kaşığı tutmur. Burada istifade görmezdi. Bu bir. İkincisi, ben istediğim bir tane bir çay kaşığı bundan yese sabahlar. Çay nesin özün. Çay nese ağzında kırar, biraz tadı verir. Başlar buradan istifade görür özünden hatta madenin dibine kadar. Bağırsaklarına kadar. Köz, iltihabat, öskürme hepsi için neydi? Yani ben hazretlerim birden çaynasın özünü. İhtiyarlar çayını yapmaz. O da kadar edebilir döksün özünü. Edebilir döksün özünü. Evet. O da kadar yesin özünü. Kıymeti yoktu mesela. Koyduğun birden bir insan dişi yok. Dişler tamam döküyor. Evde sır döksün özünü çevirsin. Koy döksün mesela 2 günlük, 3 günlük, 4 günlük kadıyor. Gene istifadası var. Ama yok döktü çevirsin bir hafta, 2 hafta olmaz. Olmaz. Bunun yemeği çok istifadalıdır. Mesela bu köz için bizde o saat dedim size darçından zencefil. Edebilir her zaman bir insan zencefil. Bak zencefil getirmedim. Zencefil dökülmüşü bir çay kaşığı edebili günde sabah her insan ister dözümü kuvvetli olsun, çıksın iş başına, soğuk tesir etmesin özüne. Bir çay kaşığı zencefil dökülmüş, yarım bardak süt, bir yemek kaşığı bal. O imkanı olan insanlar. İnsan var imkaniyeti yoktu bal, yani zahmet tozu için edebili hurmaydı, edebili balsız. Ama ben şerh ettiğim baldan daha zordu. Bir yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı zencefil, yarım kilo süt, erkek insanlar çıkırlar işe. Mesela ameladi, kasıptı, muvazzaftı, yazı işleri, sayıktı, şofördi. Evet. Bunları edebili günde sabah içsin, kuvvetli bir dözüm verir özüne. Ben diyelim geçsin, yağış altında dursun, korkmasın ben boyunma. Hiçbir şey olmaz ona. Çok sağ çok faydalıdır. Şimdi türküler bizden işin, her zaman, her zaman türküler lavanta çayı içerler. Evet, çok evet. Bir Türkiye, bir Türkiye hapsi günde sabah lavanta çayı içerler. Evet. Bunda da olduğu fayda diyebilirim, hapsında var. Hapsında da olduğu fayda bunda var. Doğru. Lavanta çayını türküler çok takabül ederler, çok severler. Edebilirler günde sabah türküler. Bak yarım yemek kaşığı, bir bardak su kaynadırlar, ye de, ibidirler.
O sebepten güzel sıcak suda ibidiler, üstünü ört, 5 dakika ibinsin, 5 dakikadan sonra edebilirler hemen rahatsın. Sıssınlar özünü, suyunu içerler, şekersiz içerler. Aynı bizim yeşil çay kimin. Yeşil çay da şekersiz içerler. Bana ibidi günde sebeh içerler. İnsan var günde 3 vakit bundan içer Türkiye'de, 4 vakit içer. Ben burada hamdolsun bizim millet de alıştık bu lavanta çayına. Günde bizim kadınlar yerler her çeşit lavanta çayı ihtarı, hapsi içmek için. Hem dözüm kuvvetli yedir, hem köske açır, hem üskürme için iyidir, hem eflavanza için iyidir. İnsan da var neydir? Mesela istemir yalgız bundan alsın, istemir mesela koydu yakın gül, tomurcuk gülü bizde. Bu da aynı, bunu da aynı çocuğa verili, aynı bölgeleri de içerler. Evet. Dönem diyelim aynı gazat için iyidir, kolon için iyidir, köske iltiyabat için de iyidir, üskürme için de iyidir, konca gül. Biz burada Türkmençe konca gül diyarık, tomurcuk gül, gül, gül cumbutu. Bunu edebili günde mesela yalgız kaynatsın içsin, ye de bu tatlı boyunaydın. Uşak da içebilir. Bu kedenen en asürden barbar büyük de içebilir özünü. Evet. Ben diyelim burun ucundan fayda görer özünde hatta madasına kadar. Yani bu biz Ayşe böyle basit mesela bir hastalık için aldık uzun ama aslında bin faydası vardı bize. Faydası çoktu. Şimdi mesela koyduğum ben bunu aldım kolon için. Ben. Ama başka bir faydalar gördüm sen bilmesin. Bizim haberimiz yoktu. O içini yapıyor. İçeriden bir işlerdi sende. Gitti başka bir şeyler. Şimdi bu koyduğum bu kırınfil. Biz dedik ağzı yandırır. Kırınfil. Kemirdi. 2 tane 3 tane 7 vezin. Ondan sonra başka faydalar var sende. Bazı incikler var insanda bilmesin. Olabilir gelecek bir Allah etmesin bir basit hastalık gelecek sağ için. Bu ögün aldı. Bu menaa kuvvetli eder ögün aldı. Kerkedi çayı. Her şeyin ögün alı. Günde sabah içkinle kaynat iç özünü ögün alı. Mesela çerek otu dedim. Baldan yasav ayrıdır. Hurmaydan yasav ayrıdır. Yalgız da yasav ayrıdır. Ama ben diyorum her zaman insan var şeker var özünde. İnsan var sabahtan ne hurma yiyebilir. Ne süt içebilir koydu yakın. Yalgız yesin özü. Bir çay kaşığı yesin. Onun üzerine de su içer. Özü her aşabın, her bitkinin dadı özün öldürse 10 saniyedir. 10 saniye, 15 saniye ağızda kalmaz gider daha. Kalmaz. O da kadar insan geri tahammül etsin. Tahammül etmeyen insan edebilmesen bir gün, iki gün, üç gün ondan sonra alışı da bitti. İnnece biz yani şeker hastalığı olan mecburdu. Her de acı maddeler var geldi Allah. Onu baldan da aslında yiyebilirim. Baldan çok iyiydi. İnsan daha da güzel olasın. Çok güzel olur. Edebilmesen hem süt hem bal aynı zamanda. Ha. İkisi de olabiliyor. Edebilmesen evet. 250 gramca bal her zaman yiyordu. O 500 gramca bal. 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı çerek otundan katar özüne tamam. Selleceyi bırakmasın. Niçin biz kışa girdik daha yazda kalsın. Ama yaz günler sellecede kalsa daha iyiydi. Niçin yaz günler özü bir sambal sıcaktan erir. Ama kıt sellecede kalsa buzdolabında kalsa daha iyi olur. Günde sabah baldan çerek otunu yesin çok önemlidir. Anaştalık mı? Bazıları çoğu zaman şey yapıyor. Hem süt hem balı aynı zamanda yiyilebiliyor. Ama şey yapabiliyorlar hani sütün içine bal sonra ismi neydi unuttum ben bunu. Çerek otu. Ha, çerek otunu da sütün içine koyabiliyorlar. Çok o şekilde önemli. De yapan çok insan var. Şu an bunların hepsinin faydasını anlattınız. Benim kafama takılan bir soru var. Benim onu size sormam gerekiyor. Buyurun. Aralarından bir tane çayın aynı zamanda kilo verdirici olduğunu söylediniz. Şuydu herhalde. Datı boyuna. Evet. Peki böyle bir bitki çayı var mı böyle hem iştah açsın hem böyle kilo aldırsın? Çünkü çoğu insan vardır hani istediği kadar yemek yesin, kilo alamaz veya da çoğu insanın hani iştahı yoktur. Onlara da hani böyle bir çay yok mudur mesela iştahı açılsın, aynı zamanda hem kilo alabilsin? Var, var, bel var bizde var. Yine onu da bilintirim sana. O da iştah açmak için insan var geldi zayıftı, istiyor iştahı açılsın, yemek yesin. Bizde bitki var, Arapça helbe diyorlar özne. Biz Türkmençe diğer özne acı boy, acı boy. Onun dökülmüşü, onun da faydası nedir? Dökülmemişi. Kaynadılar özünü o kilya için, methana için birebirdi. Daşatmak için, iltihap için, kum için birebirdi o helbe. Aynı zamanda onu her zaman, her zaman içerler yemekten sonra içilir. Helbe subhanallah, yemekten sonra içilse güzel kilyaları pekler, daşı pekler, kum pekler. Yemekten bir saat önce alsa özünü iştah açar. Vaktına göre de. Vaktına göre de. Yemekten bir saat evvel, yarım saat evvel alsa o da dökülmüşünü. Bir çay kaşık edebilirlik suyundan katak, edebilirlik portakal suyundan. Meyve suyundan, içek özünü sabah mühim döcü. Gün ortaydan akşam çok önemlidir. Niçin insan var sabah kalkar, aslında kahvaltı yapmaz. Doğru. Gün ortaya kalı. İnsan var gece yukudan kalkar. Evet. Ve biz nesihat ederiz gün ortalar. Acı boy, tatlı boy, anasür. Bu üçünü bir de yas varakası var bizde. Acı boy, tatlı boy, yas varakası, anasür. Bu dört tane dökülmüş. Her atarlarda da var. Şer dök benim yanımda, benim yanımda da var, başkasında da var. İnsan her de atlarda gitti. Bu dört taneni dökülmüş. Evet. Aynen kadar da. Mesela bir yemek kaşığı, dördünden de bir yemek kaşığı. Olmaz bu fazla olsun, besiz olsun.
bazı madde var bizde, mesela koyduğun diğer olamının dadı hoş koymadan kime karşı edin. Olmazsa bundan kime karşı etti, onun nesbesini öldürdü bizi. Mesela öldü bu bitti. Şey. Onu sayıda etti. Olmaz. Biz dördünü bir kadar koyarız, dartarız o zaman. Hazır ederiz. Edebilsen her yemekten sonra bir çay kaşığı, suyundan katılı içili, yemekten yarım saat sonra, bir saat sonra. Ama gerek insan öz özüne de yardım etsin. Mesela demesin, itimat ettim, yalla yalla ben derman almışım, inşallah bir saat sonra iştahım açılı yemeğe düşerim. Yok, özümden de güvenim. Bunu içtim, kalkarım, bir az bir şey yemem. Mesela insan var yemeğimi bağlar, çok su içmekle iştahı bağlamasın. Bazı şeyler var, şirini yemekle iştahı bağlamasın. Alma yemekle iştahı bağlamasın. Armut yeme iştahı bağlamasın yemekten. Onlar iştahı bağlar, mağda tutar. Bunlar yemeğe, biz bunu içtiğimiz zaman biraz çabalar, insan çabalar, hatta biraz takallusat yetsin mağdasından, açılsın, başlasın zorla. Zorla yemek yesin. Ağır yemek yemezsin bu baştayken. Bir az edebilmeden bir hafif çorba içsin, bir hafif yemek yesin, et yemezsin, tavuk yemezsin, o da kadar ki mağdası rahatsın, özü bilsin. Ağır yemek mağdan tutar. Mağdan tutar, tutar. Koymaz yemek yesin. Yağlı basit olsun, şeyler. Ağır yemekler olsun dediğiniz gibi şey yapıyor, çok fazla mide tutuyor. Bir de az önce hani o kilo almakla ilgili sorduğum soruyu şunun için sordum. Çok böyle kilolu olan insanlar veya da çok fazla zayıf olan insanlar birçoğu kilo vermek istiyor, veremiyor. Birçoğu da kilo almak istiyor, alamıyor. Ve bunun için ilaçlar kullanıyorlar ve ben bunun çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ya sizin de hani bitki çaylarında birçok bilginiz var. Ve ben de dedim ki hani sorayım çünkü ilaçlar zararlı ve bu bitki çaylarının aynı zamanda hem faydası var ve aynı zamanda hani yararı da oluyor. Bunları kullanmak daha mantıklı. Çok mantıklı bir şeydi ahşap. Allah yarattığı maddelerde ki ne el yapıp özünü ne makine yapıp özünü. Allah yarattığı şeylerde hiçbir zaman zararlı olmaz. Ben her zaman diyorum, insan var diyor, ben gittim attardan bir derman aldım. Beni dedi günde iki kere iç, ben bilmedim üç kere içtim, dört kere içtim. Çok atiyat bir şeydi. Hiç zarar yok, korkmasın. Hiçbir zaman zarar yoktu bitkinin. Her zaman dedim, vaktli alsın, vaktsiz alsın bitkileri, hiçbir başka zararı yok, korkmasın. Uşağa da verdiğimiz zaman, indi bizden ben diyelim bunu çocuğa verili, gazat olan, mesela karın köpürü. Ama olmaz mesela yengide neden olup ömrü 5 günde, 10 günde, 15 günde verilmez. Ya her şeyin fazlası herhalde çünkü. Ha, verilmez uşağa. Uşak koy bir ay geçsin. Bir ay geçenden sonra edebilirlik biz bunları veririz, hatta istifade görsün mesinden. Rasan olmaz uşağı içirdiğim. İndi bizde koyduğum Türkiye'de. Neden bütün insanlar kış çayı içerler? Bu getirdiklerim bunlar hepsini karşılık yapıplar Türkiye'de. Ben de pazarda her zaman var kış çayı. Türkiye'de çok meşhur bir şeydi. Kış çayı, kış girdiği zaman Türkiye, bütün Türkiye kış çayı içerler, kışın ahırına kadar. Evet. Bu bitkiler hepsini katıblar, poşet poşet edebilirler özlerini. Güzel, her insan sabah bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı kaynederler bir bardak suydan. Onun içinde 12, 13, 14 bitki var. Hepsinden istifade görecekler. Dözümleri kuvvetli olur. Çözü bilsen bizim havamızdan. Oranın havası farklıdır. Orada daha soğuktu. Türkiye kullandığı bitkileri bütün dünyada yoktu zarkımın. Evet. Neden seviyorlar bitkileri? Çok istifade görürler. Yenge bulmuyorlar Türkler. Bunu ezelden yüzlerce yıl, binlerce yıl dedelerinin dedesi bunlardan içermişler. Doğru. Türkiye'de de subhanallah çıktığı bitkiler diyebilirim seni başka bir devletlerde böyle bitki çıkmaz. Türkiye'de Allah yarattığı bitkileri türlü türlü önemli, aslı yani her şeyin numara bir Türkiye'de var. Bizim için bütün bitkilerin üç rübü Türkiye'den geldi. Türkiye'den geldiği zaman şimdi bizim pazarda bir müşteri bizden bir şey alanda sonradır Türkiye'de diyende o Türkiye'de der isterim. Diyende başka bir ülkeden gelip de göstermiyorum ben Türküsünü isterim. Evet birçoğu öyle çok, olabiliyor. Çok önemlidir. Türkiye'nin bitkilerde adı dünyaya dağılıktı. Yani. Çünkü Türkler aynı zamanda sadece bitki çayı değil çayda da çok seviyorlar. Burada bize bu programda aynı zamanda bu bitki çaylarının faydalarını öğrettiniz. Anlattınız bize yapılışını bile öğrettiniz. Size hiçbir çok teşekkür faydalı, ediyoruz. Hiçbir zararı da yoktu demiştiniz ama şeyi merak ediyorum. Hiçbir zararı yoktu dediğiniz de hassasiyeti olanlar için. Ha, mesela koyduk hassasiyeti var keskin yemez. Bak mesela darçın da iyi diyor gözü için. Zencefil de iyi diyor gözü için. Bazı keskinler var bizde mesela baharatlı bir yemek yemez. Çok yemekler yemez. Şirini yemez, gazlı bir şeyler içmez. Onun hassasiyeti var. İnsan var canında, derisinde hassasiyet görür ki onun bizim de ilacı var. Bütün atarlarda. Sabun var, tozu var, krem var. Evet. Kibrit. Biz evet. Türkmence, Arapça kibrit diyorlar. Biz Türkmence altını kükürt. Kükürt. Altını kükürt. Tamam. Ezelden adı budur bizde. Altını kükürt. Bunun kremi var, canavarlı, hassasiyen yapar. Sabunu var, insan günde yakanı içinde hassasiyen yapar. Tozu da var. Evvel ne sabunu var idi? Bundan 20-30 ile vali, 40 ile vali. Ne kremi var idi? Tozu var mıydı? Sarı rengi tozlu, onu yoğurttan çalardılar. Evet. Var idi yeline, var idi canavarlı. Kükürt iki türlüsü var idi. Açığı var, toku var idi.
Tohu her zaman yoğurttan çalarlar özünü, cana uğrarlar özünü. O zamanın melhamiydi bu. Cana uğrarlar 2 gün, 3 gün, 4 gün, subhanallah, dene kalmaz canında. Var idi ki yoğurttan çalarlar özünü, onun tadı hafifti. Kodiyakın %10 nisbe var özünde, onu yerdiler. Yerdiler aynı kanda olduğu hassasiyene parardı. Bizde hassasiyen de dermanı evet. Kükürttü. Çok önemlidir. Ama hassasiyet olan insan her zaman özün kullanıp bir şeyler kullansa her hafta özün tecrübe edebilir. Mesela bende hassasiyet var. Bu hafta düşündüm. Bir gün çok hassasiyetim kalktı. Düşündüm dün ne yedim? Sıraki gün ne yedim? Bundan evvel ne yedim? Neler girdim? Mesela hassasiyet olan insan kara girmek yasak. Leylo maddesi yasak. Gazlı bir şeyler içmek yasak. Şirinli bir şeyler yasak. Yumurta yemek yasak. Bunlar hepsi yasaktı özü için. Hassasiyetini kudurdu. Var canında dersinde sefer hassasiyet. Var kanındadır. O kanında canı gidişir. Bakır evet. Canında bir deney yoktur. Neden bir gidişme? Ama nedir? Kanında dolanın özünde. Geri yemeğine makayet olsun. Necidir hatta ilacı kullanında istifade görsün. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza çok sağlık gerçekten. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ bitkilerin bize her alanda faydasını sizi unen bir yerde burada ekran başındaki seyircilerimizle öğrenmiş olduk. Allah razı olsun. Ben size unem her zaman içimde nanca hıbret var, nanca malumat var. Her zaman nasihat ederim bütün insana. Pazarda bütün millette, karşı millette de, Türkmen millette de hapsi bilirler. Yani benim nasihatim bir şey şer diyor ki mesela paradan saatim illa geri şerh edeyim. Yok. Ben bütün insanlar benden telefon çalar. Bütün karşıda her çeşin yanında rakamım var. Her çeşin telefon çalar. Benden sonra saatlerce anladırım. Anlamadı bir daha anladırım. Haz ederim. Niçin? Hatta her çeşin bilsin bitkinin nanca faydası var. İnsana zararı yoktu. Şer diyor ki bir insan mesela tükende ticaret yedir para kazanan sesine. Yok. Ben sumat haz ederim kazanım. Haz ederim ki malumatım daha fazla olsun. O zaman ben çok sevindim. Bir müşteri bir şey anlattım. Gitti aldı benden apardı özünü. Ondan sonra dedi verdiği o dermandan 3 gün 4 gün kullandım. Çok istifade gördüm. Dünyalar benim oğlum. Zaten nişin, siz Çerkek'te çok meşhursunuz. Yani tanımayan yoktu bağlandı. Allah razı olsun. Sağ olasın. Gerek evet. İnsan malumatını versin millete. Çok sevindim. Birden diyende ben istifade gördüm. Hatta ki ben diyeyim iftihar edeyim. Özünden diyelim evet. Hamdolsun sanatta elimde düz gelipti. Millet istifade görür. Ve bir şeyde kal orta yerde. Her zaman biz diyarız. Allah'ın berekatı bir şeyde olmasa hiç insan bir şeyden istifade görmez. Evet gerçekten. Bütün bitkilerde yaradı bözün hatta istifade görerek bunu yani binlerce il evvali bunu bize kimler bilintirdi? Biz özümüzden öğrenmedik bunu. Lokman Hakim. Binlerce il evvali. Allah gönderdi onu. Peygamber göndermedi. Ve innama Hakim gönderdi özünü. Bütün bitkilerden biz gözümüzden görmemişiz. Ve innama tarih böyle sayırı. Bunu Türkiye'de de bunun tarihi var. Lokman Hakim'in. Bütün attarlar orada işledikleri hapse attar bu Lokman Hakim üzerinedi. Lokman Hakim bütün bitkileri anlattı dünyaya, bütün beşeriyete. Bitkiyle konuşardı o zaman. Bitki özü diyerdim ben Allah yaradı filan hastalık için. Ben Allah evet. Lokman Hakim millete bilintirdi. Millete bilintirdiği zaman o zaman da bir kere Allah hastalık verirdi. Hatta nece bir test yapmak. Hastalık verirdi o kavma. Hatta Lokman Hakim derdi üzerine gidin filan otu çölden yığın yığın kaynadığın için ey olasız. Hapsi kaynada içerler ey olardılar. O zamanın bitkilerin sümatı adı üstçek oldu dünyada. İndiye kadar kullanıldı. Ve ahir zamana kadar da kullanılır. Bitki hiçbir zaman geride kalmaz. Her zaman da bitkinin de mevsimi var. Hı. Kış günleri ayrıdı, yaz günleri ayrıdı, baharda ayrıdı. Kışın ahırında ayrı bitkiler var bizlerde çıkar. Evet. Ama çok bitkiler var. Hapsi geldi yani. Kusur koyuldu. Sağ olun. Doğru, çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın. Sizinle konuşmamızın da süresinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah razı olsun sizden. Ben de sizden çok teşekkür ederim. Sizi de bir gün yorulturdum. Biz teşekkür ederiz. Bizimle barbar yoruldunuz. Ben sizden çok memnunum. Biz Türkmen memnun olduk sizden. Türkmeneli televizyonundan da biz çok memnunuz. Her zaman bizim sesimizi yeterir bütün dünyaya. Bizim sanatkarlarımızdı, bütün bizim işleyenlerimizdi, izade işleyenlerimizdi. Hamdolsun hapsından biz dünya kadarı sizden memnunuz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Allah razı olsun, sağ olasın. Allah razı olsun sizden. Evet Meryem'ciğim, o zaman programımızın da son dakikalarına gelmişken. Bugün iki tane ana konumuz oldu. İlk önce iki tane öğrencimizi, Dünyalar Tatlısı öğrencilerimizi burada ağırlamış olduk. Müzik evet. Konusunda konuşmuş olduk. Onların genç yeteneklerini sergilediklerine şahit olduk. Aynen. Ardından ise bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Bizim aktarımızla birlikte bitkisel çayları, kış çaylarını ele aldık. Ve bugünün de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İnşallah gelecek programda tekrardan sizlerle beraber bu ekranlarda olmakla birlikte hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.